Kişi lideri bu kontrol işlemini gerçekleştirdi. Peki sonrasında midede bir hasar kalıyor mu? Oluşabiliyor mu? Yok, kalmaz. Şimdi mideye enjekte ediyoruz botoksu. Çok küçük dozlarda 25 noktaya birer cc yani birer mililitre olacak şekilde enjekte ediyoruz. O ve mukozanın altında o yayılıyor. Dolayısıyla da herhangi bir zararı veya orada bir kalıcı hasar oluşmuyor. Az önce sen çift mide ameliyatında bahsettik, orada bir yaş sınırı vardı. Peki mide botoksunda var mı yaş sınırı? Yok, mide botoksunu 70 yaşındaki hastaya da yapabilirsiniz. Peki Hasan Hocam, mide botoksunun etkisi ne zaman gelir? Mide botoksu genelde 48-72 saat içinde etkisi başlıyor. Evet. İlk 3 günde hemen hemen görmüyoruz ama 3. günden sonra etkin olarak hedefine ulaşıyor ve 6 ay boyunca bu devam ediyor. 6. aya doğru da artık yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Evet, peki burada da yine olumlu sonuçlar alınıyor. Yine hastalarınızda tabii olumluluğunu fazlasıyla yaşıyorsunuz hocam. Evet. Peki geri dönüşler nasıl oluyor? Geri dönüşler gayet güzel. Gayet güzel. Yani sonuçta bizim öncelikli amacımız hastayı sağlığına kavuşturmak. Evet. Ama tabii bunun bir de kozmetik tarafı var. Hasta tarafından düşünürseniz. Hasta kilo vermeye başladığı zaman bir kere çok ciddi anlamda özgüven gelişiyor. Eskiden kendisine çok bol olan kıyafetler artık olmamaya başlıyor. Tabii bu da ciddi anlamda tatmin edici oluyor. Kendine güveni geliyor. Toplum içerisine çıkması, insanlarla konuşması özgüven açısından çok ciddi anlamda moral motivasyon arttırıyor. Tabii amacımız dediğim gibi öncelikle sağlık. Evet. Ama geri dönüşleri de çok ciddi anlamda güzel görüyoruz. Çünkü hem hasta sağlığına kavuşmuş oluyor hem de estetik kaygılarından kurtulmuş oluyor. Kalp lokma masrafları fazla oluyor.